Bilgisayar Immanuel Kant diye başlamışız. Excuse moi. Sen bir oku kardeş. Ekran paylaşımı alıyor muyuz şu anda? Evet hocam. Heh, tamam. Öznemiz Immanuel Kant geliştirdiği için diye bir ifade girmiş. Görüyor musunuz? Bu bir yani bir kozlu bir ifade. Daha etkili olmuş da ona yüklenmiş. Neydi kendisi diğerlerinden daha etkili olmuştu. İkinci cümlede de öznemiz yine yani bir an cümle bir ana cümle var. Hem yan cümle hem ana cümlenin öznesi aynı karakter. Demek ki hi göreceğiz. Kolay bir durum bizim için. Mesela bakın Adana'yı direkt es geçiyorum. Niye? Immanuel Kant'tan sonra who has been olmuş. Bu ne demek benim için? İşte benim daha etkili olan Immanuel Kant diye başlamak zorundayım. Halbuki Immanuel Kant sıfatlar nitelenmemiş. Unutmayalım. Türkçe'de biz hemen isimden önce söylüyoruz sıfatı. Bizim isminize Türkçe'de berisinde şu tarafta sıfat yok. O yüzden bunun doğru olma şansı zaten yok. Bursa'da yine aynı sıkıntı. Immanuel Kant'ın niçin nokta nokta yaptığı sebebi bu da bizi bağlayamıyor. Efendim katkıları sayesinde dığı için değil geliştirmek geliştirdiği için dediğimiz için yükleme ek yaptığımız için because as since grubundan bir şey bekliyoruz. Yine de ilk başta elemem bence yani fakat şu anda yanlış olduğunu biliyorum. Diğer bakıda bir koz var. Bakın Immanuel Kant daha etkili olmuştur. Olmuş mu? Tamam. Neyden? Diğer aydınlanma filozoflarından. Güzel. Diğer aydınlanma düğünü düşünürlerinden. Efendim. Ne zamandan beri? 19. yüzyıldan beri. Tamam. Ne için? Geliştirdiği için. Because he constructed. Ne geliştirdiği için? Bir düşünce sistemi. A system of reason. Reason, mantık, muhakeme unutmayın lütfen. Ne yapan? Bulunan. Relative clause'u görüyor musunuz? Katkıda bulunan. Şunu da bir renkle buyurun size mor civert yapayım. Katkıda bulunan. Neye katkıda bulunan? İşte efendim deneyciliğin veya doğa bilimlerinin oluşmasına, deneyciliğin veya doğa bilimlerinin ortaya çıkmasına. Tamam. Güzel. Aramış olduğum şeyin bu olduğunu zaten teyit etmiş oldum. Cihan sıkıntısı efendim thanks to demesi. Onun dışında çok da fazla bir problem yoktu. Bir de tabii Turing system sistem vasıtasıyla falan filan gibi bir şeyler kullanmış. Yani dığı için yapmamış. Efendim, 49 anlamaya çalışayım. Elimde bir fakat var. Bir haber ve cihanda bir edebiyat var. Hemen kendisinden sonrasına bakayım. Fakattan sonra yeni çalışmalar diye öznemiz var. Öne sürmektedir. Burada yeni çalışmalar göreceğiz. New studies öne sürmektedir. Mesela atıyorum. Maintain, claim, argue falan filan gibi bir şey olacak. Burada bakın several ancient societies var. Birkaç antik topluluk bunun öznesi. Yeni çalışmalar değil. O yüzden gitti. Edirne. Yeni çalışmalar suggest öne sürüyor. Ne yaptıklarını bakın non-clause gelmiş yan yana atıyor musunuz? Yaptıklarını öne sürüyor. Yaptıklarını öne sürmektedir. Okay. Yine non-clause sorgulaması yapmış ama biz sadece ama artı özneden çıkartabiliyorduk. Fakat artı new studies'den çıkartabiliyoruz. Evet bakalım. Burada biraz daha belki dikkatli olmak gerekiyor. Klasik koşullanma diye girmiş. Davranışçılık olarak bilinen psikoloji ekolünde önemli bir kavramdır. Klasik kısalık, klasik koşullanma yani klasik klasik önemli bir kavramdır. Is an important term, concept falan diye girecek bir yer var. Görüyor musun? Başka yok zaten. Yani ne yaptığını bilmiyorum. Yanlış yaptım. Belki Pardon. şuradan girebilirsiniz. Providing sağlayarak kısmı bizi boğuyor. Şunu bir eleyeyim mesela Hocam girişteki. ekran Hocam ekran kaymıyor. paylaşımı Dondu. evet. dondu mu? Onu sordum demin de. Aynen. Biz 50'yi göremiyoruz şu an hocam. Onu da söyleyecektim. Daha demin morcivet yaptığı şeyi de göremedik. Hayır kurmuş. Nefret ettim. Bir daha giriyorum. Ben şimdi oldu hocam. Tamam mı? Deminkini gördünüz mü peki hala? 49 soruyor. 48 49 görünüyordu. 50 görünmedi. Hocam 49 E'ydi değil mi? Edirne'ydi. 49 Edirne. Evet, tamam. Tamam. 50'ye bakıyorum. Klasik koşullanma diye girmişiz. Davranışçılık olarak bilinen psikoloji ekonomide önemli bir kavramdır ve. Şimdi elimde bu V'ler aslında Ceyhan, Diyarbakır, Edirne'de var. Başka ne yok? Öncelikle uzaklaşacak olursam Adana'ya, Bursa'ya uzaklaşıyorum. Sonra bakıyorum ilk kısımda. İlk kısımda V'nin sol tarafı daha kısa olduğu için o taraftan bir gireyim.
Bunun Türkçesi, çevirirken İngilizcesi klasik koşullanma diye özneyle başlayacak. Önemli bir kavram böyle devam edecek. Dolayısıyla klasik conditioning is an important concept. Ceyhan'da var. Ya bakıda yok. Edine diyor. Belki şuradan temel bir kavram diye gidebiliriz. O da olur. Yine bir sıkıntı yok. Sonra enine sağına bakalım. Davranış terapisinde kullanılan bazı tekniklerin temelini oluşturmaktadır. Bir kere özlediğiniz gibi burada it değişmiyor. Fark ettiniz mi? And'den sonra it öznesi var. And'den sonra it öznesi yok. And'den sonra it öznesi yok. And'den sonra it öznesi var. Yani aynı özne. Klasik koşullanma kavramdır ve oluşturmaktadır. İki tane. V'nin sağındaki, solundaki cümlede de bizim yüklemimiz, düzeltiyorum, özür dilerim, öznemiz aynı özne. Classical conditioning, iki defa söyleyemeyeceğimiz en İngilizce'de, diğer defasında it diyoruz. Türkçe'de gizli özne olduğu için belki fark etmiyorsunuz ama İngilizce'de gizli özne diye bir şeyimiz yok. Lütfen bunu anımsayın. Başka türlü de bakabilirdiniz. Yani mesela Edirne pek çok şimdi düşlü seçenek olacaktır. Orada have originated from it, ondan doğmuş olan, ondan doğmuştur falan diye bir ifade zaten yok. Görüyor musunuz? O C'deki forms ne anlama geliyor hocam o? Yani anlamadım. Etmedim. It forms to basis C ve E arasında kalmıştım zaten de. It forms oluşturur işte. Forms oluşturmak değil mi? Tamam. Tamam. Yani bir deyim. Dikçe dikçe demin baktık. İki tane var. Bursa, Ceyhan. Nüfuslar yoğunluğu arttıkça, nüfuslar daha yoğun hale geldikçe ondan sonra karar vermemiz gerekiyor. Zaten yüklem yani özlemimiz bazı insan toplulukları bakalım bazı insan toplulukları burada var. Bazı insan toplulukları şurada bazı insan toplulukları da diyerek zaten adam ne yapmış? Bunu özne olmaktan çıkıştırmış. Mecburen Bursa'yı seçtik. Yine yüklem began. Başladılar. O da başka bir avantajımız. Yani Ceyhan'da başlamak yüklem hiç kullanılmamış. Yani dikçe dikçe ezine yine birinci çok kolay gidebildik. Ondan sonra sadece özne artı yükleme bakarak Bursa'nın doğru cevap olduğunu teyit ettik. Bu arada arkadaşlar ben hani cevabın böyle olduğunu buluyorum ama sınavdayken tek tek üstünü çizerek gidiyorum. Mesela bakıyorum diyorum ki efendim population increase mesela ilk medeniyetteki nüfuslar bakıyorum. Diyorum ki in early civilizations ilk medeniyetlerdeki nüfuslar populations çiziyorum. Yoğunlaştıkça çıktıkça as increased çiziyorum ve çiziyorum. Kasabalar şehirleştikçe towns grew görüyor musunuz? Bunların hepsini tek tek ben çizerek gidiyorum. O yüzden lütfen yani kurşun kalem kullanmaktan ürkmeyin. Bütün şeyleri dengini alın ki şey yapabilelim. Ne onun ismi? Iskalamamış olalım. Yani 1,5 dakika, 2 dakika her neyse. 1.25 puan veriyorlar. Bir parasözden daha düşük puan almadığınıza göre çeviri sorularında lütfen gereği kadar üzerine duralım, ıskalamayalım. 12-12 yapmanız bekleniyor lütfen. O 50-52 aslında çok beylik bir sorudur. Paralel bağlar sorgulaması yapmışlar ama not batı sormuşlar. Yanlışlıkla Tony Batos'u zannetmiş olanlar Ceyhan'a gitmiştir. Tony Batos'u sadece öyle değil aynı zamanda böyle demek. Hadi ki bağlaç, bakınız öyle değil böyle bağlaç. Mahmut değil Recai gelsin bağlaç. Kıtlıkların hala meydana geliyor olması küresel ölçekli gıda eksikliğinin değil, gıdanın falan filan. Bu arada zaten özneye dikkat, öznenin nağın kozulduğunu fark ettiniz mi? Kıtlıkların hala meydana geliyor olması, mesimasılar bizim için ne akıl olur? Yani bakınız Süleyman'ın Mahmut'u sevmesi, the fact that Süleyman likes Mahmut, özlemimizin ne akıl olduğu bir yerde anında burası. The fact that for me it's still a curl. Kıtlığın hala ya da kıtlıkların hala gerçekleşiyor olması ifadesi. Devam ediyorum. 53 mü? Roma mı özlemiz? Haline geldiğinde mi? Bir yan cümlem var. Okay. İlk cümlem aslında neymiş? Roma. İkincisi korumuştur. Ha, ikisi de Roma. Yani it var yeniden. Bir ben cümlesi var. Ben kaç yerde var? Sanırım çok yerde yok. Evet. Roma milattan önce 509 yılında bir cumhuriyet haline geldiğinde when Rome became a republic in 509 BCE nokta noktayı korudu. It retained. Neyi korudu? Elementlerin bir kısmını, bazı unsurlarını, neyin eski monarşik sistemin, eski monarşik düzenin ki içeren dahil olmak üzere senato, senato hangi senato? Which is comprised of ten oluşan. Evet, göz indirgemesi yapmışlar fark ettiniz mi? Okay. Doğru cevabımız Bursa'ydı. Bir şey düşündüğünüzü bilmiyorum ama ben başka bir yerde olmadığımdan zaten el mahkum bunu seçecektim. Bu arada oluşmaklara dikkat edin.
Elinizin altında kalsın. Öğretmen bunları arada yoklar, sorar, bilip bilmediğinizi ölçmeye çalışır. Bunların hepsi sanat o. Yaşlı insan, bir grup yaşlı insan, ben yaşlı bireyden, ne yok demişim tam söylesine abimiz. Yaşlı devlet adamından oluşuyor ifadesini ayrı ayrı şekilde söyleyebiliriz. Okey? Tamam, o zaman tam da bir morlamak bir yermiş.